Şimdi Sputnik 5 aşısıyla yapılan anlaşma yerinde ve doğru bir anlaşma oldu. Moskova, Türkiye ile Rusya arasında Sputnik ve koronavirüs aşısı için anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Bu iş amacı ise sadece aşı tedavi değil, ortak aşı üretimi. Yani Türkiye'de de bu aşının üretilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın bu anlaşmayı ulusal kanala değerlendirdi. Bu muhtemelen aşıyı yılda bir tekrarlayacak hale doğru gideceğiz. Dolayısıyla aşı tükettiğimiz oldukça fazla olacak. Böyle bir anlaşmanın bu Covid ile mücadelede önümüzdeki yıllar içinde bir güven oluşturduğunu düşünüyorum. Rusya, bir Türk ilaç üreticisiyle Sputnik ve koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzaladığını duyurdu. Ancak firma adı paylaşılmadı. Faruk Aydın, üretici firma için önemli bir ilaç firmasını işaret etti. Rusya'nın yaptığı anlaşmada da firma ile alakalı bir açıklama yapılmamış idi. Ancak duyduğum bir haber Abdi İbrahim olabileceği konuşuluyor. Anlaşma sadece üretimi kapsamıyor. Aynı zamanda teknoloji transferi de söz konusu. İşte bu noktada anlaşmanın yerli üretime katkı sağlayacağı belirtiliyor. Tabii ki böyle hazır bir teknolojiyi aldığınızda e, ve üretmeye başladığınızda eli yatkın insanlarınız oluşacak. Bilim insanlarınız daha fazla bu konuyla ilgilenmiş olacak ve dolayısıyla ülkeye artı bir e, değer yaratacaktır. Profesör Doktor Aydın Sputnik V aşısının güvenirliğine dikkat çekti. %90 etkinlik söyleniyor. %90 etkinlik oldukça başarılı bir aş olduğunu gösteriyor. Aydın, Çin gibi sosyalist ülkelerin halkına verdiği öneme vurgu yaptı. E şimdi işin doğrusu bu salgın bilimlerinde yaklaşımları aslında başarılıdır. İster Rusya ister Çin emek ve gayretleri olduğunu biliyoruz. E aslında salgın esnasında da gördüğünüz en büyük yıkım kapitalist ülkelerde yaşandı. Yani Amerika'da yaşandı, İngiltere'de yaşandı. Fransa'da, Almanya'da yaşanıyor. Rusya, Türkiye'nin yanı sıra daha önce Sputnik V'nin üretilmesi için Hindistan, Güney Kore, Çin, Brezilya, Belarus ve Kazakistan'la anlaşmaya varmıştı.